Kaan'ın bir sorusu olmuş. Şimdi arkadaşlar kusura bakmayın sorularınızı geç gördüm. Gamma ayarı olarak Kaan 2.2. Yasin aynısını Brave Rapper'la da bu tarz bir aydınlatma yapılabilir mi diye sormuşsun. Aynı kaliteyi alacağını sanmıyorum. Yani sıkıntılar çıkabilir. Sıkıntıdan kastım şu, aynı gerçekçiliği elde edemeyebilirsin. Çünkü genelde Very Light materyal hani aydınlatma için pek tercih edilmiyor. Bu benim kendi kullanmış olduğum bir yöntem. Sonuçları da beni tatmin etti. O yüzden tercih ediyorum. Deneyebilirsin, sonuçlarına bakabilirsin. Yasin, yani bir karşılaştırma yapabilirsin. Şimdi bu grup işlemimizi tamamladık. Önce bir sahnemizi kayıt edelim. Sahnede zaten toplamda 486 bin poligondan oluşuyor arkadaşlar. Evet, kayıt işlemi bitti. Hemen bir reset atalım. Şimdi arkadaşlar bu sahnemizi baştan hazırlarken herhangi bir ölçüye sadık kalmayacağım. Doğaçlama olarak gerçekleştireceğim. Şimdi öncelikle box'ımızı çizelim ama şuradan box'ımızı çizmeden önce bir ünit kontrolü yapalım arkadaşlar. Milimetre. Sistem ünit de milimetrede. Skalası tamam. Okey. Pardon. Şimdi sahnemizi şu şekilde oluşturalım. Okey. Yüksekliğimizi de 100 olarak verelim. Sorusu olan sormak isteyen varsa arkadaşlar sorabilirler gidişat hakkında. Pardon. Sonra bunu da bir kopya oluşturalım. En basit yoldan hazırlayacağım arkadaşlar. Çok detaya girmeden bir saatlik bir zamanımız var. Şimdi bu şekilde yapalım. Birazcık buradaki box'ımızı küçültelim. Tamam da bir tane de zemine plane'imizi büyük olmasına herhangi bir önemi yok arkadaşlar. Şimdi sadece bunu poliye çevirmemiz gerekiyor. Çünkü bir pencere havasında olursa daha iyi olur.
Biraz daha açmamız kafidir. Tamam. Uçurduk. Bunun içerisine arkadaşlar ayrı bir ince kalınlığı ince olan bir box oluşturacağız. Bu sahnenin size şöyle bir avantajı da olabilir arkadaşlar. Merhaba Mustafa. Soyunu şimdi gördüm. Photoshop kısmına ortalama olarak herhalde bir son soru cevap kısmından önce bir 15 dakika duruma göre süre ayırırız diye düşünüyorum. Ve bir post production yaparız çıkan render üzerinde. Zaten çıkmış render'ı var. Ben burada bir final render'ı almayacağım. Zaten çıkacak sonuç da aynı olacağı için direkt bitmiş olan render'ı Photoshop'a aktarıp üzerinde bir post production yaparız. Şimdi şunu diyordum arkadaşlar, bu aydınlatma kısmında pencere olarak gözüken kısmında size şu yüksekliğini şimdi şöyle bırakalım. Şimdi hemen buraya dönelim. Şimdi buraya Viray Light materyali atayacağız arkadaşlar. Siz bunu final render'ını aldıktan sonra orası zaten beyaz gözükecek. Siz beyaz da bırakabilirsiniz ya da render işleminden sonra PNG olarak kaydedip o kısmın transparan çıkmasını sağlayıp Photoshop'ta oraya bir dış mekan resmi atayabilirsiniz. Bu şekilde de bir seçenek sunuyor size. Ya da kullanacağınız dış mekan resminde manzara resmi diyelim veya biz ona. O resim güneşli bir ortam resmi ise ya aydınlıksa güneş içeride güneş de vurdurtuyorsunuz arkadaşlar. Viray Sun olabilir ya da spotlight'tan bir güneş taklidi yaptırtıyorsanız o kısmı Photoshop'ta tamamen silip manzara resminizi de atayabilirsiniz. Hani o imkanı da size sağlıyor. Şimdi bunun kalınlığını birazcık inceltelim. Ya da Viray Light materyalin kendi biraz sonra göstereceğim. Kendi içerisinde zaten tekstür atama kısmı var. Oraya da atarsanız bir manzara göstermiş olursunuz. Fakat o resmin aydınlık ya da parlaklık derecesi sizin Viray Light materyale vermiş olduğunuz multiplier kadar bir görünürlüğü oluyor. Oradaki aydınlatma yüksek tutarsanız resminiz de kaybolabilir. Bunun en garanti yolu bu şekilde bir aydınlatma sistemi kullanıyorsanız, yöntemi kullanıyorsunuz. Photoshop'ta tabi oraya bir manzara atamak isteyenler için geçerli. Silip Photoshop'ta silip manzaranızı atayabilirsiniz. Şimdi bir basitçe bir render setup diyelim arkadaşlar. Tam zaten bir default olarak geliyor. Bu burada kalsın. Şimdi son olarak da özür dilerim. Tavan kısmımızı oluşturalım. Şimdi tavan kısmını oluştururken arkadaşlar bunu şey olarak düşünün. Şimdi yeni çıkan LED lambalar var kare şeklinde. Genelde ölçüleri herhalde onların 45'e 45 ya da 50'ye 50 gibi bir ölçüleri var. LED lambalar onu andırıyor. O tarzda da bir aydınlatma yapıyor zaten. Beyaz bir aydınlık veriyor içeriye. Ama 90 yapmışız. İsterseniz o tarzda da bir LED bir lamba modelleyip de kullanabilirsiniz. Şimdi bu tavan kısmımızı ayarlarken arkadaşlar önce 6x diyerek şeffaf hale getiriyoruz. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kullanmış olduğunuz segment sayısı. Şu an bu standart olarak zaten 4'e 4 geliyor. Biz burada kaç tane kullanalım? Hani 8'e 8 yaparsak kaç lamba düşürebiliriz buraya? Bir tane şöyle kullansak. 1, 2, 3, 4,
5, 6. 6 tane düşürebiliyoruz. Tabii bir husus daha var arkadaşlar belirtmemiz gereken. Bu tavanda vereceğiz light materyalin ışık değeriyle şu kısımda vereceğinizin aynı olmaması gerekiyor. Mesela bu tavandan vereceğinizi daha yüksek tutmaya çalışın. Mesela buraya 1 veriyorsanız üst tarafa 2 verin. 2 ise 3 verin. Hani aralarında mutlaka 1 ya da 2 değer olarak farklılıklar bulunsun. Şimdi bunu poliye çevirdik arkadaşlar. Şu şekilde bu kısımları seçiyoruz. Sonrasında bunları otomatik olarak aşağı doğru gider arkadaşlar. Siz bunu yukarıya doğru çok yükseltmenize gerek yok. Kapamıyorsunuz arkadaşlar. Yine poligonda kalıyor. Materyal editörü açıyoruz. Birey sekmesinde birey light materyalimizi seçiyoruz. Şimdi arkadaşlar konusu hazır gelmişken söyleyeyim. Burada pardon. Beyaz olarak ya da siz buradan istediğiniz herhangi bir renkte de aydınlatma sağlayabilirsiniz. Ön ve arka aydınlatma da yaptırtabilirsiniz. Aynı Vray Light'taki gibi hem önümü hem arka tarafı aydınlat diyebilirsiniz. Şu kısımdan materyal atayabilirsiniz. Yani manzara resmi göstermek istiyorsanız ya da herhangi bir şey de olabilir. Onu atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi öncesinde buradan bir materyal daha atayalım arkadaşlar. Tavanımızın beyaz olması lazım. Ben bunu beyaz çekelim. Bir poligonumuzu kapatalım. Tamam, atadık. Sonrasında tekrar açalım. Light materyalimizi atayalım. Buna isim olarak taban diyelim. Ve kapatalım. Sonrasında bir tane daha light materyal oluşturuyoruz arkadaşlar. Buna da cam diyelim. Cam görecek. Yani bu şekilde atadık. Şimdi tab penceresine gelelim arkadaşlar. Bu kısımda da bir kameramızı oluşturalım. Biz bunu shaded'a getirelim arkadaşlar. Tamamdır. Render setup menüsüne gelelim. Bir save frame'imizi açalım. Sahnemizin nasıl gözüktüğünü bakalım. Sonrasında burada image filtre arkadaşlar cat room olarak kullanıyoruz. G'yi aktif ediyoruz. Light cache'i seçiyoruz. Şimdilik veri low'da kalsın. Bunları 20-10'a düşürelim. Çünkü bir deneme render alacağız. Sahnemizin nasıl gözüktüğünü görmek için. Sonrasında şu anda yapmamız gereken başka herhangi bir şey yok. K materyal editör görünmüyor demişsin. Net mi değil? Onu bana bildirirsen sevinirim. Biz devam edelim. Şimdi basit yoldan bir renderımızı aldıralım. Bakalım sahne içerisinde nasıl bir aydınlatma yapmış? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıda 4 tane 4 poli 4'e 4 poligonlardan oluşan kullandık. Pardon, kesiyorum arkadaşlar. Hiç görünmedi demişsin.